Ya Kemal, gerçekten biz şu anda mıyız? Yani biz şu an gerçek miyiz? Hani ben komada falan değilim değil mi? Hani böyle ölürken dalınan rüyalarda falan değilim değil mi? Şu andayız yani. Gerçeğiz. Yine yeniden başlıyoruz her şeye. Zamanı gelince birlikte ölmek için önce yaşamaya gidiyoruz. Önce yaşlanacağız, sonra öleceğiz. O zaman ben bir şey yapmak istiyorum. Ne istersen. Her şey serbest. Ne yapıyorsun? Şimdi görürsün. Ya yavaş. Dikkat et, hastaneden yeni çıktın. Daha yüksek var. Daha yüksek. Çok iyiyim. Daha da. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Evet, geldik. Mis gibi. Sanki tatilde gibiyim. Sen bundan sonra bütün hayatını böyle tatildeymiş gibi hisset diye yaşayacağım. Hı? 2 gün buradayız. Ondan sonra her şey hazır olunca gideceğiz. Hmm. Peki neden hemen gitmedik? Çünkü Emir'in ilk bakacağı yerler ülke dışına çıkacağımız yerler. Bizim yurt içinde olduğumuzu anladığında da aklına hiç gelmeyecek şekilde biz çoktan sınır dışına çıkmış olacağız bile. Gelip tuttun adayı değil mi? Ya Allah'ım ya. Hani böyle okullarda çalışkan sinir öğrenciler olur ya, bütün sorulara böyle parmak kaldırırlar. İşte sen onlardansın. Nasıl yani? Ben bu kadar şey yapıyorum. Sen hala bana sinir mi oluyorsun? Ya hayır. Ama tek dersen sınıfta bıraktım seni. Hep benim sınıfta kal diye. Hangi dersmiş o? Ben. Ders de benim, sınıf da benim. Kaldım ben de, geçemiyorsun. Çalışsam da geçemeyeceğim. Tek sınıf bu herhalde. Kemal, ben gerçekten hala inanamıyorum ve o kadar mutluyum ki. Sanki böyle kendimi boşlukta yürüyormuş gibi hissediyorum. Böyle havada süzülüyormuşum gibi. Sersemledin yani. Hangi kadına denk gelsen sersemler. Yani... Hangi insana denk gelsen. Çünkü kadına denk gelemezsin. Sersemsen ben sersemim. Başka sersem istemem. Hadi yürü. Hadi. Numara biz geldik. Ben artık Ozan'la konuşmak istiyorum. Sana daha da iyisini yapacağım. Patron, özlemişim be. Rahat mısınız? Sıkıntı yok çok şükür. Hadi o zaman şu telefonu Ozan'a götür de şu kardeşleri birbirine kavuşturalım. Hemen veriyorum. Ben buralardayım. Neden? Siz baş başa olun. Böyle daha iyi. Yenge bak veriyorum. Nihan? Canım. Dünyanın en titrek insanı olmam, dünyanın en sulu gözü insanı olmanla açıklanabilir mi acaba? Nasıl açıklanacakmış acaba? Ana karnında başlamışsın ağlamaya. Benim de içimi titretmişsin. Ta orada. Öyle kalmış bende bu hala. Öf Ozan çok kötüydü. Kabul et. Evet ama sabahtan beri yaşadığım adrenalini bir ben bilirim bir de sen herhalde. Ama bak bu iyiydi. Kemal anlattı konuştuklarınızı. Biliyorum. Yoksa onunla gitmezdin zaten. Yani söz konusu bensem. Ozan eminsin değil mi? Teslim olacaksın. Söz konusu sensen. Yani artık kendi hayatına kıymayı bile düşünecek seviyeye geldiysen evet. Ozan hiçbir şey olmayacak biliyorsun değil mi? Yani sen evet yargılanacaksın, teslim olacaksın ama inan çok hafifleyeceksin. Bak bunu sadece benim için değil, kendi özgürlüğün, kendi hayatın için iste asıl. En çok Zeynep için. Kendi küçük ailemiz için. Gitme ya. Beni düşünme. Zaten düşünecek halin de kalmadı. Yoksa nasıl yapardın böyle bir şey? Tamam. Düşünmek bile istemiyorum artık. Ağlama artık. Hayatımda ilk defa senin için bir şey yapıyorum baksana. Tamam çok korkuyorum hala ama artık Zeynep var. Zaten sonra her şey açığa çıktığında geleceksiniz. Emir o zaman ne size ne de bize hiçbir şey yapamayacak. İş işten geçmiş olacak yani. Nasıl olacak? Seni bırakıp senden uzağa nasıl gideceğim ben? Kapatmam lazım. Karım bekliyor. Zehir isimli enteresan kişilik bize alabalık yedirecekmiş bir yerde. Yüzünü yıka. Sonra kapa gözünü. Uzaklardan sarıl bana. Hani bana demiştin ya, Zeynep'le Ozan kaçarak evlendiğinde. Keşke biz de onlar kadar cesur olsaydık demiştin. Şimdi kardeşlerimiz büyümek zorundalar. Bizim gibi mi? Biz büyüdük mü Kemal? Kemal uyuyacak mısın? Nihan. Ya çok yorgunum. Hadi sen de yorgun değil misin? Hastaneden yeni çıktın. Hadi dinlen biraz. Ya dinlen sıkıldım ben. Hem zaten kendimi çok iyi hissediyorum. Şahaneyim yani. Baş başa kaldığımız ilk günde uyuyacak mısın yani? Hadi uyu. Yani o zaman ben bir şeyler yapabilirim değil mi? Hı hı. Gürültüde uyuyabilirsin yani. Senin için hiç sorun olmaz. Hı hı. Tamam. Ay tüh ya Kemal. Kemal. Kemal, Kemal ne uykuymuş arkadaş ya, ne uykuymuş. Pardon Kemal. Görmeden sevildiğim sor bana ruhumu aşkla. Cereyan yaptı da. Ateşini yaşanmış aşklar için özgür bırak nefesini tutulsun geceler hüznün kırdın kalemini. Susunca şarkılar anlatamazlar. Ay pes vallahi pes. Top patlasa uyanmaz dedikleri sen misin meğer ya? Anlamam ki güneşi kal bana düşümde karanlıklar prensesi. Hadi katıl şarkıma herkes duysun sesimizi. Aslında olanlar seni bana bağlayan hatıra kalırlar geleceği. İçimde nefes alamaz bir yanım tutuşur o yanım sensizim bilemem bu mudur sonum. Nihan? Nihan? Allah aşkına senin orada ne işin var? Ya şimdi bunu mu sorgulayacaksın? İndirsene beni aşağı. İyi de ne işin var orada? Prensesim size hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Ne yapıyorsunuz? Ah neden indirdin beni? Senin ne işin var orada? Akıllanmadın mı hiç? Daha hastaneden yeni çıktın ya. Kemal Allah aşkına ya. Bana artık hasta muamelesi yapma. İyiyim ben. Zaten televizyon bozuktu. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Antene mi bakıyordun yoksa? Evet yukarıda anten. Yukarıda? Bak bakayım. Bak hiç yukarıda anten var mı? Hı? Çok biliyorsun. Gelmişiz buraya yatıyorsun 2.80. Hiç böyle aman Nihan'ın biraz gönlünü hoş edeyim falan yok. Bence senin enerji fazlan var, atamıyorsun. Hadi gel. Nereye? Hadi gel, aktivite istemiyor musun? Bisiklete bineceğiz. Ya bak bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Kemal bak. Bak. Şş, yapma bir şey olacak bak. Korkma ya ben çok iyi sürerim. Ya şov yapmana gerek yok şimdi bir yerine bir şey olacak. Bak bak. Sen de dede gibisin ya hiç adrenaline gelemiyorsun. Ha, ben mi? Evet sen. Tabii. Ya. Sen de var ya yürüyen adrenaliniz. Ne oldu? Ya. Of ya. Nazar değdirdin nazar. Ben mi nazar değdirdim? Yok ben. Yemin ederim maşallah dediğin 2 gün yaşıyor Kemal ya. Şuraya bak tekeri patlattın. Ver şimdi. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Ah, bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum. Gel. Ya gülme. Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Açmam gerek. Biliyorum. Bizimkiler. Bir şey mi oldu acaba? Yok, bir şey olduğu yok, merak etme. Efendim? Alo? Ne haber abi? İyiyiz, biz de Nihan'la yürüyorduk. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyim. Ben de oturuyorum işte. Şimdi Ozan da ilaçlarını aldı, odasına çekildi. Yani sizle konuştuktan sonra gergin tabii biraz. İyi ama değil mi? Bir şey olmuş. Yani iyi işte. Ama korkuyor. Son dakikada su koyuverecek diye korkmuyor değilim yani. Kemal bak bir şey olmuş ve bana söylemiyorsun. Yüzün düştü. Zeynep, Nihan biraz merak etti. Ozan iyiymiş. Sadece biraz tedirgin olmuş. Al konuştu haklısın. Zeynep? Ay Allah ya. Ay Nihan abla. Boş yere şimdi sizi huzursuz ettim. Ozan iyi mi Zeynep? Ama bana doğruyu söyle. Yok iyi vallahi iyi. Yani gerildi biraz. Korktu haliyle. İlaçlarını düzenli kullanıyor mu? Aa tabii tabii. Ben çok dikkat ediyorum ona. Sen merak etme. Hem Zehir abi de yanımızda. 7/24 kapıda bekliyor sağ olsun. Ozan da atacak inşallah korkusunu üstünden. Abime de bana da verdiği sözünü yerine getirecek. Tertemiz bir hayata başlayacak sonrasında. Bak bana yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi doğru söylüyorum. Gideyim uyandırayım istiyorsan odasına çekildi uyumak için. Ha yok 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 uyusun tamam. Siz bizi düşünmeyin hiç. Yolunuz açık olsun. Keşke elimde olsa. Neyse tamam. Hadi öpüyorum ikinizi de. İçin rahat etti mi? Hı? Emir istemediğimiz sürece bizi burada bulamaz. Ozanları da bulamayacak. İçin rahat etsin. Ya özür dilerim ama elimde değil işte. Yüreğim hep ağzımda sanki. Ben senin yanındayım. Her şeyi unutturacağım sana. Emir'in bütün izlerini sileceğim. Evet geldik. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Çok kibarsınız. Teveccühünüz. Şimdi ne yapacağız? Nihan, sen de yerinde durmuyorsun ha. Ama ben böyle yerimde durunca kalbimin sesini duyuyorum. Pıt pıt atıyor korkudan. Şş, bana böyle yapma bak. Üzüyorsun beni. Seni üzmek için değil. İçin rahat olsun. Emir bizi burada bulamayacak. Kemal benim aklım geride kalanlarda. Annemde, babamda. Hatta senin ailende. Onun derdi bizimleydi. Elinde tek kozu vardı Ozan. Onu da aldık. Bize başka bir şey yapamaz ki. Tamam. Sen öyle diyorsan tamam. Hadi söyle bakalım. Söyle. Ne yemek istersin? Konuyu nasıl değiştireceğini de çok iyi biliyor. Evet söyle. Açık çek sana. Ne istersen, her şey emrine amade. Hmm. Buldum. Ne? Mangal. Mangal yapalım. Mangal? Hı. Baksana tam konsepti değil mi? Ağaçlar, kuşlar, böyle yeşillik, temiz hava. Oh! Yani... Yapmaz mıyız? Yaparız yapmasına da. Ben ne? Hmm. Burada mangal var mıdır? Var. Ben arkada gördüm. Ha yani. Arka tarafta. Ya şimdi onların çırasıydı, kömürüydü falan çok uğraştıracak ama. Sen halledersin. Ya biliyorum canım, hallederim halletmesine de. Hani diyorum ki şimdi o beni çok uğraştıracak. Onun yerine acaba sen çok acıktıysan şuradan... Yok ben o kadar aç değilim. Zaten hem saat de erken. Ben mangala kadar beklerim. Yaparsın değil mi? Tabii canım. Yani başka çarem var mı?